Bu konuyu çok değerli bir konukla, önemli bir uzmanla konuşalım. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul hocam karşımda. Kendisine soralım, nedir bu iş? Gerçekten Covid kalp krizi riskini artırdı mı? Bu oranlar doğru mu? Değerli hocam merhabalar, iyi pazarlar, hoş geldiniz yayına. İyi pazarlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, sizi biraz beklettim. Aslında bu sürede de bu meseleyi konuşmak isterdim ama gelişmeleri de görüyorsunuz bir taraftan. Şimdi bu grafiği gördünüz. Soru net, Covid kalp krizi riskini artırıyor mu? Evet, bu aslında son çalışma. Bundan önce de bir takım çalışmalar var. Hatta böyle birkaç milyon insanda yapılan çalışma da var. Ve bu çalışmaların tümü bize şunu gösterdi. Covid geçiren insanlarda daha sonra birincisi uzamış Covid dediğimiz süreç devam ediyor bir grup insanda. İkincisi de Covid sadece akciğerlerimizi etkileyen bir hastalık değil. Aslında tüm vücudu etkileyen bir hastalık ve buna bağlı olarak kalp krizi, inme, tromboembolik olaylar dediğimiz yani pıhtı atma olaylarında ciddi artışa yol açıyor. İşin daha ilgincini söylemek gerekiyor. Aslında orada karşılaştırmalar aşılı olanlarla da yapılmış durumda. Eğer COVID'e karşı aşınızı yaptırdıysanız bu aşılar sizi kalp krizinden ve inme riskinden de koruyor. Yani burası bu da önemli. Burası çok önemli hocam. Bunu bir daha tekrar edelim. Şimdi şu da anlaşılıyor. Özellikle bunu soracaktım zaten. Yani COVID oldunuz, aşı oldunuz. Bu aşılar dolayısıyla kalp krizi riskinizin arttığı söyleniyor, iddia ediliyor. Siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz. Evet, tam da böyle. Aslında COVID aşıları kalp krizi riskini, inme riskini en önemli azaltan faktörlerden bir tanesi. Çünkü toplumla yapılan karşılaştırmalarda aslında bu görülmüş durumda. Öyle 250 bin falan da değil, milyonlarca insanda yapılan. Çünkü şöyle bir durum var, birçok insanın bilmediği veya işte aydınlatmamız gerekli olan belki de. Şimdi bir ilaç veya aşı kullanıma girdikten sonra faz 4 denilen çalışmaya da girmiş olur. Evet. Ve o aşıyı yapılan herkes veya ilacı kullanan herkes kayıt altına alınır. Ve takip edilmeye başlanır ki işte bizde yapılamıyor, ne yazık ki ülkemizde bunlar yok. İşte bizde mecburen bu tür yurt dışından gelen verileri kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama İngiltere'de olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Avrupa'nın diğer ülkelerinde olsun bu kayıtlar çok ciddi alınır ve ciddi bir biçimde tutulur. Ne oluyor, ne bitiyor bunları görelim diye. Sonra bunlar geriye dönük olarak araştırılmaya başlanır ve o aşı veya ilacı kullanan, şimdi buradaki konumuz COVID olduğundan dolayı, COVID aşısı olanlar diyelim. COVID aşısı olanlarda bir takım olaylar görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Görülüyor. Yani o insanlar da normal yaşamları içerisinde hastalanabilirler, kalp krizi geçirebilirler, başka hastalıklar olabilir. Bir taraftan da COVID olanlar ne oluyor? Onlara bakılır. Bir de normal toplumda bunların oranları neydi? Bunlara bakılır ve sonra bir istatistiksel karşılaştırma yapılır. Şimdi o çalışmalar hep yapıldı ve şu gözlemlendi. Eğer COVID geçirmediyseniz ve aşı olduysanız COVID'e bağlı kalp krizi riskiniz düşüyor. Yani aşı olmak sizi kalp krizinden koruyor. Ama COVID-19 geçiriyorsanız o zaman hem kalp krizi hem de inme riski dediğimiz, beyne pıhtı atması dediğimiz durumlarda artış meydana geliyor. Bu çok net. Anladım. Perikardit veya kalp zarı iltihapları, evet, yine COVID'de daha yüksek, aşı olanlarda daha düşük. Yani bunun artık bilimsel ortamda tartışılacak bir şey kalmadı. Biz bunları hep görüyoruz ve hep bu yazıları, bu çalışmaları okuyoruz. Hocam bunu niye ısrarla ve bu kadar detaylı sordum? Çünkü COVID döneminde televizyon yayınlarında mutlaka aşı olunması gerektiği, yani önümüzdeki tek çıkar yolun aşı olduğunu söyleyen ve bunu şiddetle savunanlardan biri olarak günlerce sosyal medyada, Twitter'da o zaman TT yapılıp böyle halk tabiriyle söylenmiş, söyleyeyim, linçlenen biri olarak bu soruyu sorma gereği duydum. Çünkü yani aşı olmayacaksak ne yapacağız? Nasıl olacak? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Ama aşının birçok yan etkisinden bahsedildi. Şimdi eğer o aşılar dolayısıyla kalp krizi riski varsa ve insanlar bunun için kalp krizi geçiriyorsa tabii o da başka bir şey. Onun için bu açıklamayı yapmanız çok çok iyi oldu. Ama başka bir şey soracağım. Ya şimdi
ciddi anlamda salgınla karşı karşıyayız. İnsanlar hasta oluyor fakat işte grip mi, nezle mi, Covid mi bunun pek farkında değil. Vallahi ben de değilim. Biz tekrar Covid olmuş olabilir miyiz ve çaktırmıyor da olabilir miyiz? Faruk Bey tam olarak da aslında söylediğiniz gibi. Öyle yani mi? Aslında Covid-19 ne yazık ki bitmedi. Devam ediyor ve yeni varyantlarla beraber devam ediyor. Çünkü yeni varyantların ortaya çıkışının temel nedeni de aslında Covid-19'un insanlar arasında dolaşmaya devam etmesi. Biliyorsunuz tam o dönemlerde, pandemi dönemlerinde şunu konuşuyorduk. Yani virüs ne kadar çok insana bulaşırsa onun yeni varyantlara dönüşme, mutasyon geçirme olasılığı da o kadar artıyor. Biz tam olarak hastalığı kontrol altına alamadığımızdan dolayı virüs dolaşmaya devam ediyor. Doğru. Ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Ve üst solunum yolu infeksiyonuna veya COVID tarzı infeksiyona birçok virüs neden olabiliyor. Örneğin influenza bunlardan bir tanesi, grip. Evet, o da bir üst solunum yolunda hastalık tablosu oluşturabilir ama grip tehlikeli bir hastalıktır. İnfluenzaya bağlı olarak gelişen sistemik bir infeksiyondur. Özellikle risk grubunda yaşlı bireylerde ya da ileri yaşta diyelim, ileri yaştaki bireylerde altta yatan hastalığı bulunanlarda tehlikeli seyredebilir. Hastaneye yatışlara, yoğun bakım yatışlarına ve ölümlere yol açabilir. Covid-19 da aynı şekilde. Bir de diğer virüslerimiz var. İşte nezle veya soğuk algınlığı virüsü dediğimiz, işte adenovirüsler var, koksaki virüsler var, rinovirüsler var. Onlar da daha çok işte göz yaşarması, burun akıntısı, hapşırık, hafif ateşle seyreden, hafif yorgunlukla seyreden soğuk algınlığı grubunu oluştururlar. Şimdi bunların semptomları ya da bulguları, kişilerdeki bulguları çoğu kez örtüşür, üst üste gelir. Ve bir hekim veya bir sağlık çalışanı bunu klinik olarak ayırt edemeyebilir. Eğer COVID-19 veya influenza hafif geçiyorsa. Bunu hekim de ayırt edemeyebilir mi? Yani hani hastalığı getiren... Evet. Ben fark edemiyorum. Yani aslında ben de hissediyorum. Yani bende oluşan tepkilerle, hastalığın bana getirdiği yükle onu ayırt edebiliyorum ya da ayırt etmeye çalışıyorum. Yani bu nezle mi, grip mi, Covid mi? Eğer bunların hepsini yaşadıysam vücuttaki etkilerinden ortaya çıkarmaya çalışıyorum ama şimdi sizin söylediğiniz ilginç. Hekim nasıl tespit edemiyor? Şimdi bunlar örneğin COVID-19 veya grip eğer hafif düzeyde geçiyorsa, evet, yani bir üst solunum yolu infeksiyonu şeklinde geçiyorsa, elbette ağır tabloda geçiyorsa onu ayırt edersiniz. Hani o konuda bir sıkıntımız yok. Çünkü biraz önce söylediğim gibi influenza sistemik bir infeksiyondur. Yüksek ateş olabilir, akciğer tutulumuyla beraber zatüre tablosuna yol açabilir. Yani pnömoni tablosuna, solunum sıkıntısına yol açabilir. Hani bunlar diğer solunum yolu virüslerinde gözlemlenmez çok fazla. Eğer böyle bir tablo varsa tabii ki ayırt edebilirsiniz. Ama bir üst, hafif bir üst solunum yolu infeksiyonu şeklinde geçiriliyorsa bu infeksiyonlar, evet, o zaman ayırt edemezsiniz. Çok zordur. Bunun için en iyi yapılması gereken aslında tek kural laboratuvar testidir. Yani hastadan örneği alacaksınız ve bunu laboratuvarda test edeceksiniz ve böylece hangi virüse bağlı olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Fakat şimdi bizim ülkemizde şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bugün artık hastanelerin büyük bir çoğunluğunda COVID-19'a yönelik testler de yapılmıyor. Daha doğrusu bu tür infeksiyonlarda testler yapılmamaya başlandı. O nedenle artık kim COVID-19, kim grip, kim soğuk algınlığı hastalığında belli değil ne yazık ki. Ve insanlar sokaklara çıkıp devam evet. ediyorlar yaşamlarını ya hocam, doğal olarak. Hocam şu konuda ne diyorsunuz? Ben mesela o COVID döneminden sonra hani her şey belki normale döner, şu olur bu olur ama bu maske işini toplu taşıma araçlarında devam edecek bir şey olarak görüyordum. Ama öyle olmadı. Yani hani tıklım tıklım bir metrobüs, hele hele İstanbul'da işte minibüs, metro, yani o maske oralarda sanki devamlı olarak kullanılması gereken bir şeymiş gibi geldi bana ama toplum o alışkanlığı edinmedi. Ne yazık ki bu konuda haklısınız ama şöyle diyelim, en azından insanlara şunun uyarısını yapalım. Bir kere risk grubundaki bireyler o tür toplu bulunan yerlere gireceklerse, bu toplu taşıma aracı olabilir, bir alışveriş merkezi olabilir, hatta bir hastane olabilir. Evet. Mutlaka ve mutlaka maske takmalı. Hı-hı. Bir de ikinci grubu uyaralım. Eğer bir üst solunum yolu infeksiyonu geçiriyorsanız ve
çalışmak zorundaysanız, yani işe gitmek zorundaysanız, toplu taşıma aracını kullanmak zorundaysanız, o zaman lütfen sizler de maske takın. Yani hasta olanlar değil, hasta olmayanlar değil ama hasta olanların en azından maske takmasını sağlamaya çalışalım. Çünkü öylece bulaş zincirini bir miktar da olsa kırabiliriz. Hani hasta, ben nasıl olsa hasta değilim, ya maske takmama gerek yok diyor insanlar ama eğer o otobüsün içerisinde veya alışveriş merkezinin içerisinde hasta bir birey varsa ve bu bir COVID-19 veya influenzaysa, ondan almış olduğu virüsü belki kendisine bir şey yapmayacak o virüs. Çünkü bağışıklık normal. Erişkin yaş grubunda herhangi bir şey olmaz. Ama eve gittiğinde yaşlı bir bireye, altta yatan hastalığı bulunana bulaştırırsa işte o zaman sıkıntı olacaktır. Anladım, anladım hocam. Teşekkür ederim. Son bir cümle, bu maymun işi vardı ya, o iş ne oldu? O halloldu mu? Herhalde bize pek uğramadı o. Yani zaten uğramasını da çok beklemiyorduk. O Afrika'da şu anda ciddi olarak yaygın, hani ve ona yönelik bir takım çalışmalar yapılıyor. Aşı çalışmaları da başladı onunla ilgili. Yani aşı yapılıyor, zaten vardı ve aşı yapılıyor. Evet. Ya kontrollerle beraber, hani yurt dışı kontrollerle, seyahat kontrolleriyle beraber Afrika'da kaldı. Peki. Çok da dünyaya yayılmadı. Umarım Afrika'da da kalmaz. Afrikalılar da bu illetli hastalıklara muhatap olmaz. Dünya tertemiz, güzel, yaşanabilir bir yer olur. Çok çok teşekkürler. Umarım. Profesör Bülent Ertuğrul. Hocam saygılar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun.